Birinci Dünya Savaşı'nda 1 milyona yakın Osmanlı askeri şehit düşerken, 1,5 milyona yakın asker yaralandı, kayboldu veya esir düştü. Sadece Balkan Savaşları'nda 350 bin civarında asker muharebe meydanlarında şehit düştü, esir edildi veya hastalıktan vefat etti. Devlet-i Aliye 5 yıl içinde Trablusgarp, Balkan ve 1. Dünya Savaşları'nda Anadolu ve Trakya dışındaki Arap bölgelerini, Balkanları ve Ege'deki adalarını kaybetti. Osmanlı Devleti'nin 1905'te sahip olduğu nüfus yaklaşık 21 milyonken, 1. Dünya Savaşı sonrası 14,5 milyona geriledi. Balkanlarda yapılan etnik temizlik sonucu 1,5 milyona yakın Müslüman katledildi veya göç yollarında öldü. Osmanlı Devleti, Sultan II. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesinin ardından sadece 10 yıl içinde tarih sahnesinden çekildi. Abdülhamit tahttan düşürülmemiş olsaydı, Avrupa devletlerinin halen yaralarını sarmaya çalıştığı o büyük afet meydana gelmiş olmayacaktı. Aksini farz etsek bile Abdülhamit, büyük bir ihtimalle Türkiye'nin tarafsız kalmasını sağlayarak memleketine bir zafer hediye etmiş olacaktı. Bunu iddia etmekle kahin sayılmamalıyım. Temmuz 1905 günü cuma namazını kılmak üzere Yıldız Hamidiye Camii'ne gelen Sultan Abdülhamit'in cuma selamlığı her zaman olduğu gibi kalabalıktı. Devlet erkanı, yabancı büyükelçiler ve vatandaşlar bu önemli ana şahitlik etmekteydi. Ancak gelenler arasında uzun süredir bu an için hazırlık yapmış olan Ermeni bir çete de bulunmaktaydı. Başını Belçikalı Joris'in çektiği bu eşkıya çetesi, Avrupalı devletlerin destekleriyle Viyana'da imal edilerek gönderilen bir kupa arabasına 100 kilogramlık saatli bombayı kurarak cuma selamlığının yapıldığı Yıldız Hamidiye Camii önündeki yola yerleştirmişti. Padişahın kendi arabasına yürüyüş süresi dahil her şeyin en ince ayrıntısına kadar hesaplandığı suikast, Sultan Abdülhamit'in Şeyhülislam Cemalettin Efendi ile cuma namazı sonunda alışılagelmişin dışındaki ayaküstü konuşması üzerine Sultan etki alanı dışındayken infilak eden bomba sonucu başarısız oldu. Asker, sivil 23 kişinin öldüğü ve 58 kişinin yaralandığı bu olay tarihe Yıldız Suikastı olarak geçti. Yıldız Suikastı öteden beri Sultan II. Abdülhamid'e karşı girişilen bir dizi, altını çizerek söylüyorum, bir dizi suikast girişimlerinin sonuncusudur. Çünkü 1905'ten önce de Abdülhamid'i tahttan indirebilmenin bir yolu olarak görülmüştür. Ona karşı suikast düzenlemek, komplo düzenlemek
girişimlerde bulunmak ama bunların hiçbiri başarılı olamamıştır. Bu hain terör saldırısının hedefi olan Sultan II. Abdülhamit'in babası Sultan Abdülmecid Han, annesi Tiri Müjgan Kadın Efendidir. 22 Eylül 1842 Perşembe günü Çırağan Sarayı'nda dünyaya geldi. Babasının vefatıyla yerine geçen amcası Sultan Abdülaziz, diğer şehzadelerle birlikte Abdülhamit'in eğitimiyle yakından ilgilendi. Abdülhamit şehzadeliği zamanında Sultan Abdülaziz'in döneminde serbest bir şehzadelik yaşamıştır ve çocukluğundan itibaren diğer şehzadeler gibi özel eğitim almıştır. Abdülaziz'in Avrupa ve Mısır seyahatlerinde de bizzat padişahın yanında yer almıştır ki bu ona önemli bir tecrübe. Avrupa'yı, Mısır'ı kendi gözleriyle görmesine, oradaki müesseseleri, oradaki faaliyetleri, çalışmayı, devlet icraatlarını yerinde görmek ona ayrıcalık kazandırmıştır. Nitekim Abdülhamit padişahlığı süresi boyunca ziraat alanında, eğitim alanında, finans politikada ve devletin bayındırlık alanında pek çok yatırıma imza atmış bir padişah olarak karşımıza çıkıyor. Ve hemen belirtmek gerekir ki Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden bu altyapı ve kurum ve kuruluşların önemli bir kısmı Abdülhamid'in imzasını taşımaktadır. Sultan Abdülaziz'in darbeci junta tarafından 1876 yılında tahttan indirilmesi ve şüpheli ölümü onun için hayatının en önemli dönüm noktalarından biriydi. Ağabey 5. Murat'ın tahta geçirildikten 3 ay sonra ruhsal çöküntü geçirmesi büyük bir idari kaosa sebep oldu. 2. Abdülhamit 31 Ağustos 1876'da padişah ilan edilerek Osmanlı'nın 34. hükümdarı ve 98. İslam halifesi olarak 7 Eylül günü Eyüp'te kılıç kuşandı. 2. Abdülhamit Osmanlı Devleti'nin çok zor bir döneminde tahta geçti. Yani hem dahili hem de harici sorunlar açısından onun tahta geçtiği dönem çok sorunlu bir dönemdi. Kendisinin tahta çıkışından önceki 3 aylık dönemde de yani bu döneme tarihçiler 3 sultanlar dönemi diyor. 3 ayda 3 sultan tahta geçmişti. Büyük diplomatik sorunlar vardı. Bunun yanı sıra alınan Osmanlı borcunun faizi ve ödemeleri konusunda Osmanlı Devleti'nin almış olduğu kararlar Avrupa kamuoyunda ciddi tartışmalara ve eleştirilere yol açmış durumdaydı. Ve Osmanlı Devleti açısından 2. Abdülhamit belki de 19. yüzyılın en sorunlu dönemlerinden birinde tahta geçmişti. Sultan Abdülhamit'in tahta çıkışından çok kısa bir süre sonra 23 Aralık 1876'da İngiltere'nin başını çektiği büyük Avrupa devletleri İstanbul'da tersane konferansını toplayarak Balkan sorununu tartışmaya başladı. Bu konferansa Osmanlı Devleti'nden çeşitli reformlar yapması isteniyordu. Bu konferansın toplanmasından kısa bir süre önce Mithat Paşa ki en fazla büyük devletlerle yakın ilişkileri sürdüren, işte İngilizlerle en iyi ilişkileri olan devlet adamı olarak tanınıyordu Osmanlı Devleti'nde. Sadrazam oldu ve konferansın birinci günü Osmanlı Devleti kanun esası ilan etti. Ve Osmanlı Devleti bir yandan batılı devletlere diyordu ki büyük devletlere bakın yani ben kanun esası ilan ettim, meşruti bir monarşi haline dönüşüyorum. Dolayısıyla benden Hristiyanlar lehine özel reform istemeyin. Tersane konferansı Osmanlı Devleti aleyhine olmakla birlikte başlangıcından çok daha hafif taleplerle sonuçlandığı halde ufukta savaş gözükmeye başlamıştı. 20 Mart 1877'de açılan 69 Müslüman ve 46 gayrimüslimin yer aldığı Meclis-i Mebusan'ın ilk işi Avrupa devletlerinin oluşturduğu Osmanlı için hafifletilmiş şartlar içeren Londra protokolünü kabul etmemek oldu. Böylece Rusya eline geçirdiği fırsatı değerlendirerek Osmanlı Devleti'ne harp ilan etti. 2. Abdülhamit'in yoğun muhalefetine rağmen girilen Osmanlı-Rus Savaşı,
Osmanlı Devleti'nin ağır yenilgisiyle sonuçlandı. Mart 1878'de İstanbul Yeşilköy'de Osmanlı için çok ağır koşullar içeren Ayas-Stefanos Antlaşması imzalandı. Buna göre Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden silinmesi an meselesiydi. Sultan Abdülhamit Han'ın siyasi dehası burada devreye girdi. Rusya'nın aşırı derecede güçleneceğini belirterek diğer Avrupa devletlerini işin içine soktu. Berlin Antlaşması'yla Rusya'nın toprak kazanımları geri alındı. Nihayet 93 Harbi diye tarihe geçen bu savaşta Devlet-i Aliye tam bir felaketin eşiğinden döndü. Bu savaşın açtığı yaralar uzun yıllar kanamaya devam etti. Ayrıca 1 milyondan fazla Türk Rumeli'den İstanbul'a hicret etmek zorunda kaldı. Bu arada Kırım ve Kafkaslardan da Anadolu'ya yoğun göçler yaşandı. Rusya ile mütareke isteyen Sultan Abdülhamit, İlk iş olarak devleti parçalanma ve yok olmaya doğru götüren kararı alan Meclis-i Mebusan'ı 13 Şubat 1878'de süresiz tatil etti. 1293 Harbi'nin sonu, hatta bir yerde Muharrem kararnamesine kadar, yani 1881'e kadar ikinci Abdülhamid'in kendi rejimini henüz kuramadığını söylememiz lazım. Bu bir geçiş dönemi. Yani onun tahta geçişi 1876'dan sonraki bir 5 yıllık dönemi herhalde bir geçiş dönemi olarak almamız gerekiyor. İkinci Abdülhamit Han, Rus ordusunun Yeşilköy'de bulunduğu sıralarda büyük bir badire atlattı. 5. Murat'ı padişah, Mithat Paşa'yı sadrazam yapmak için genç Osmanlılardan Ali Suabi'nin tarihe çırağan baskını olarak geçen başarısız darbe girişimi gerçekleşti. Bu ve benzeri iç ve dış destekli olaylar, II. Abdülhamid'i bir istihbarat teşkilatı kurarak çeşitli tedbirler almaya mecbur etti. Çok sayıda hafiyeden oluşan bu örgütün amacı, devlete ve millete karşı hazırlanan her türlü tuzağın önüne geçerek darbe veya ayaklanma girişimlerini önlemekti. Bu tedbirler içerisinde en önemlisi hafiye teşkilatı dediğimiz bir gizli haber alma örgütüdür. Bu gizli haber alma örgütü devletin resmi teşkilatında yeri olmayan bir örgüttür. Teşkilat içerisinde II. Abdülhamid'in güvendiği insanlar, kendisine bağlı olan insanlardan oluşmaktadır. Bulundukları yerlerde II. Abdülhamid'e devletin durumu ile ilgili, ülkenin gidişatı ile ilgili raporlar verilmektedir. Bu raporlar Yıldız Sarayı'nda birikmektedir ve II. Abdülhamid bu raporlara gerçekten itibar etmekte ve dolayısıyla da sıkıntılı durumlara müdahale etmek için de bilgi sahibi olabilmektedir. Berlin Kongresi ile Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti'nden Doğu Anadolu'daki Ermenilerin durumunu düzeltmeye yönelik bir dizi reform yapmasını talep etti. Bu süreci takiben Avrupalı ülkelerin desteğiyle 1887'de Maraş'a bağlı Zeytun'da, 1891'de ise Siirt'e yakın Sason'da Ermeni terör örgütlerince tetiş faaliyetleri başlatıldı. Sultan Abdülhamit Han, kurduğu Hamidiye alaylarıyla bölgede asayişi temin ederek Devlet-i Aliye'nin hakimiyetini pekiştirdi. 1896'da yaşanan Osmanlı Bankası baskınıyla Ermeni teröristler İstanbul ortasında teröristirmeye devam etti. Bu işgal olayı da teröristlerin yurt dışına gönderilmesine razı olunarak sonlandırıldı. Sultan Abdülhamit devrinin önemli gailelerinden biri de o sıralarda filizlenmeye başlayan Filistin meselesidir. İlk Siyonist Kongresini toplayan Theodor Herzl, dünya Yahudilerinin Filistin'de yeniden toplanmalarını sağlamak amacıyla İstanbul'a geldi. II. Abdülhamid'i bir şekilde ikna ederek, II. Abdülhamid'in içine düştüğü uluslararası problemlerden onu kurtarma vaadi yahut da bir takım mali sıkıntılarını giderme vaadiyle onu ikna ederek Yahudi göçünün bu coğrafyaya gerçekleşmesini isteyeceklerdir. II. politikaları ise Avrupa'da
kurdukları şirketler veya sermayedarların destekleri bir takım şirketler aracılığıyla Filistin topraklarında muhtelif yerlerde bir takım tarım kolonileri kurmak suretiyle bu bölgelere bir göç başlatacaktır. Sultan Abdülhamit Han bu gelişme üzerine ileride doğabilecek tehlikeyi görerek tedbirler almaya başladı. Ve öncelikle bölgedeki Müslüman nüfusu artırma yoluna gitti. Siyonistlerin Filistin'de toprak satın almalarını yasakladığı gibi, onların bu emellerine muvazza yoluyla ulaşmalarını engellemek için de arazisini satmak isteyenlerin yerini şahsi parasıyla satın alarak emlaki şahane haline getirdi. Ermeni ve Filistin meseleleri Avrupa basınında Sultan Abdülhamit aleyhine şiddetli bir kampanya başlatılmasına sebep oldu. Ermeni asıllı Albert Vandal ilk defa Fransa'da Abdülhamit hakkında Kızıl Sultan lakabını kullandı. Bu dönemde Sultan Abdülhamit karşıtı muhalefet, Jön Türkler vasıtasıyla gerek yurt içi gerek yurt dışında olmak üzere hızla yayılmaya başladı. Yurt içinde Sultan Abdülhamit'e karşı ilk teşkilatlı muhalefetse 1889 yılında yine Jön Türkler tarafından İttihat-ı Osmani Cemiyeti adıyla gizli örgütlenme sonucunda kuruldu. Cemiyetin maksadı Sultan II. Abdülhamit Han'ın idaresine karşı mücadele ederek meşrutiyetin yeniden tesisini sağlamaktı. 1895 darbe girişimi dahil 1895'e kadar olan gelişmelerde bu örgütün çok ciddi bir rol oynadığını, önemli faaliyetlerde bulunduğunu söylememiz kolay değil, oldukça zor. 1895 yılından sonlarından itibaren ise farklı bir resimle karşı karşıya kalıyoruz. Bir kere cemiyet adını değiştiriyor, İttihat-ı Osmani olan adı Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne tahvil ediliyor. İttihat Terakki Cemiyeti değişik fikirleri savunan insanların var olduğu, çok sayıda entelektüelin var olduğu ama çok sayıda bürokrat ve subayın da dahil olduğu bir örgüt olarak çalıştı. 1897 yılında merkezini Selanik'ten Cenevre'ye taşıyan örgüt, 1905 yılında Doktor Bahattin Şakir Bey ile Doktor Nazım Bey tarafından yeniden örgütlenerek Terakki ve İttihat Cemiyeti adı altında daha aktif bir siyaset güderek halkı ve subayları ayaklandırmaya yönelik propaganda faaliyetlerine girişti. Bu örgütün yapısı 1907 yılında Paris'te bulunan Terakki ve İttihat Cemiyeti ile Selanik'te kurulmuş olan ve büyük çoğunluğunu subayların oluşturduğu Hürriyet Cemiyeti'nin Eylül 1907 tarihinde birleşmesinden sonra bütünüyle değiştiğini görüyoruz. Şimdi cemiyetin çok güçlü bu gelişme sonrasında bir askeri kanadı oldu. Tabii bu çok önemli bir güçtü ve İttihat Terakki Cemiyeti bunu 1908 yılında kullandı ve daha sonra İnkılab-ı Azim olarak adlandırılan bir ihtilali başlattı. Tabii 1908 ihtilali bizim siyasi tarihimiz bakımından son derece önemli bir gelişmedir. Bir kere 2. Abdülhamid'in ilk iktidardaki ilk 5 yılından sonra ağır ağır tedricen ama bütün detaylarına inerek kurduğu bir rejim bir anda dağıldı 1908 ihtilaliyle. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin özellikle ordu içerisindeki örgütlenmesi Sultan Abdülhamit'i oldukça zor duruma soktu. Cemiyetin önemli isimlerinden Binbaşı Enver Bey ve kolağası Resneli Niyazi Bey'in ayaklanarak birlikleriyle dağa çıkması durumun vahametini daha da artırdı. Tüm bu gelişmeler neticesinde Sultan Abdülhamit Han, İttihatçıların talebi olan meşrutiyeti 24 Temmuz 1908'de ikinci defa ilan etmek zorunda kaldı. İttihat Terakki mensubu subaylar, ikinci ve üçüncü orduları harekete geçirebilecek bir güce ulaşıyorlar. Ve İttihat Terakki yönetiminin zaten planı şu, eğer diyorlar ki sultan kabul etmezse biz bir hürriyet yürüyüşü yapacağız. Ve buna da kim katılacak? Üçüncü ordu, ikinci ordunun katılan bölümleri katılacak, gönüllüler katılacak. Bu nedenle 2. Abdülhamid'in vermiş olduğu karar
böyle zannedildiği gibi vesveseli karakterinden falan değil, gayet rasyonel bir karardı. Çünkü Osmanlı ordularının bu şekilde savaşması bir iç harp ve imparatorluk için gerçekten felaket olurdu. Yani bu anlamda verilen kararı elimizdeki belgelere bakarak bence doğru yorumlamak gerekiyor. Ancak işler İttihatçıların umduğu gibi gitmiyordu. 5 Ekim'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna Hersek'i ilhak etti. Hemen aynı gün Bulgar Prensi de bağımsızlığını ve krallığını ilan etti. 6 Ekim'de de Girit Osmanlı'dan ayrılarak Yunanistan'a katıldığını açıkladı. Böylece Sultan Abdülhamit'in büyük bir hassasiyetle yürüttüğü dış politika ikinci meşrutiyetle tarihe karışıyordu. Sultan Abdülhamit Han'ın politikalarını kendi emelleri açısından engel gören mihraklarda meşrutiyetin ilanı müthiş bir sevinç oluşturmuştu. Makedonya dağlarında birbirleriyle savaşan Bulgar, Yunan ve Sırp çeteleri şehirlere inerek şenliklere katıldı. Bu aslında Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı yapacakları ittifakın ilk işaretiydi. Filistin'deki Yafa şehrinde ise Siyonistler ellerindeki mavi beyaz bayraklarla yürüyüş yaptılar. Meşrutiyetin yeniden ilanının hemen ardından yapılan seçimler sonucu oluşturulan yeni meclis 17 Aralık 1908'de açıldı. İktidarını güvende tutmak isteyen İttihat ve Terakki yönetimi Selanik'ten sevk ettiği avcı taburlarını Yıldız Sarayı yakınında bulunan bir kışlaya yerleştirmişti. Bilinmeyen bir sebeple ordu içerisinde başlayan huzursuzluk kısa sürede halka yansıyarak başkentte bir anarşi sorunu ortaya çıkardı. Ayasofya Meydanı'nda başlayan protestolar nihayetinde bir isyana dönüşmüştü. Daha sonraları bir mizansen olduğu ortaya çıkan ve Galata bankerlerinin gizli destekleri neticesinde patlayan bu askeri isyan 13 gün sürdü. İstanbul'un birçok semti askerler tarafından talan edildi. Tarihe 31 Mart vakası olarak geçen bu ayaklanma sebebiyle geleceğini tehlikede gören İttihat ve Terakki, Rumeli'den hareket ordusu denilen 15 bin kişilik bir kuvveti İstanbul üzerine sevk etti. Hareket ordusu 23-24 Nisan gecesi İstanbul'a girerek ayaklanmayı bastırdı. İşte 31 Mart diye zikrettiğimiz, gerici hareket diye adlandırılan, öyle bir algıyla kafamıza yerleştirilmek istenen, güya Abdülhamit tarafından başlatılan bir hareketin sonucu olarak takdim edilen ikinci hareketin, ikinci dalganın gerçekleştirilmesiyle Abdülhamit tahttan indirilmiştir. 1908'de iktidardan indiremedikleri için bir yıl tehirle Abdülhamit'i iktidardan indireceklerdir. Ama bunu da Abdülhamit'e mal edeceklerdir. Ama yine Abdülhamit'e dokunamayacaklardır. Çünkü o kadar propagandaya, o kadar muhalefete, o kadar tedbire rağmen halkın gönlünde Abdülhamit sevgisi vardır. Abdülhamit'e dokunamayacaklardır, onu yargılayamayacaklardır. Sadece Selanik'te göz hapsinde tutacaklardır, Selanik'e sürgün edeceklerdir. Sultan Abdülhamit, Selanik'ten gelen hareket ordusuna karşı herhangi bir direniş göstermedi. Paşalar, ben Halife-i İslam'ım, Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmam diyerek İstanbul'daki 1. Ordu'yu harekete geçirmedi. Oysa Sultan Abdülhamit'in sarayının etrafında iyi talim ve terbiye görmüş 30 bin asker vardı. Neticede taç ve tahtı için şu hengamede bile kan dökmeye razı olmayan Sultan Abdülhamit, hareket ordusunu arkasına alan İttihat ve Terakki yönetimince hal olunarak tahttan indirildi. Türk tarihine kara bir leke olarak kaydedilen bu tahttan indirme hadisesi birçok tartışmaya sebep olmuştu. Gerek hal fetvasının alınma süreci, gerekse de bunu padişaha bildiren heyetin oluşturulması büyük tepki çekmişti. Padişaha hal edildiğini bildiren heyet, Bahriye Nazırı Arif Hikmet Paşa, Ermeni Aram Efendi, Drac Mebusu Arnavut Esat Toptani Paşa ve Selanik Mebusu Emanuel Karasu'dan oluşmaktaydı. Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesinin ardından bir zamanlar ona muhalefet eden pek çok ismin Abdülhamit Han'la ilgili büyük pişmanlıklar yaşadığı bir vakadır. Abdülhamit Han'ın
hal fetvasını yazdıran Elmalılı Hamdi Yazır, bu olayda yer almasının mecburiyetten kaynaklandığını ifade ederek yıllar sonra olaydan pişmanlığını dile getirmiştir. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ise Sultan Abdülhamit Han'ın hal edilmesi kararını destekledim. Ancak 6 ay sonra anladım ki Abdülhamid'in siyasetteki ağırlığı bütün meclise denk ve hatta meclisten fazlaydı demiştir. Yine Abdülhamid'e muhalif olduğu halde daha sonra pişmanlığını dile getiren isimlerden biri de Süleyman Nazif'tir. Nazif, İttihatçıların yönetimini tecrübe ettikten bir süre sonra yazdıklarıyla İttihat ve Terakki yönetimini şöyle tenkit etmiştir. Halt edip durduk siyaset namına, Türk'ü mahvettik celalet namına, mülkü yıktık aşkı milat namına, milleti soyduk hamiyet namına. İttihat ve terakkicilerin yanlış politikaları birçok felakete sebep oldu. Ordusuz bırakılan Trablusgarp, İtalyanların işgaline uğradı. Bu sorun devam ederken Balkan Harbi çıktı. Ordunun hiçbir ciddi hazırlığı ve istihbaratı yoktu. Düşmanın süratle ilerlemesi karşısında Sultan Abdülhamid, Selanik'ten İstanbul'a nakledildi. İttihatçıların merkezi olan Selanik, tek bir kurşun atılmadan teslim oldu. Çanakkale Harbi esnasında düşman donanmasının Marmara Denizi'ni geçebileceği endişesine tedbir olarak padişah ve hükümetin Eskişehir'e nakli kararlaştırılmıştı. Abdülhamid Han durumdan haberdar olunca bunu büyük bir cesaret ve şecaatle reddederek ''Ben Fatih Sultan Mehmet'in torunuyum. Ben Beylerbeyi Sarayı'ndan ayağımı dışarıya atmam.'' dedi. Nitekim onun bu kararlılığı karşısında padişah ve hükümet İstanbul'da kaldı. Sultan Abdülhamid Han, öncülük ettiği bütün reform çabalarıyla çağdaş medeniyeti yakalamaya çalışmıştı. Devletin ve insanın ihtiyaç duyduğu her alanda büyük yenilikler yaptı. Müesseseler kurdu. Şüphesiz ki en büyük hizmeti eğitim ve öğretim alanında oldu. Öğretmen yetiştirmeye büyük bir önem vererek her vilayette öğretmen okulu açtırdı. İlk öğretimi kız ve erkek öğrencilere zorunlu tutarak ilk kız okullarını açtırdı. Abdülhamid herhalde Osmanlı padişahları arasında en fazla mektep, okul açan bu ilk orta lise ve üniversite dahil olmak üzere en fazla okul açan bir padişahtır. Eğitimin yaygınlaştırılması ve köylere kadar ulaşması konusunda önem ve hassasiyet göstermiş bir padişahtır. Dönemin en büyük yeniliklerine sahne olan kurumların başında ordu gelmekteydi. 93 Harbi zaten kötü halde olan ordu düzenini iyice bozmuştu. Islahatlar çerçevesinde kurmay subay yetiştirilmesine önem verildi. Modern askeri okullar tüm imparatorluğa yayıldı. Sultan Abdülhamid zamanında yetiştirilmeye başlanılan bu subaylar, 1. Dünya Harbi'nde cephelerde komutanlık yapacaklar ve İstiklal Harbi'mizi kazanacaklardı. Sultan Abdülaziz Han döneminden devralınan 39 savaş gemisi, Abdülhamid Han devrinde 85'e çıkarıldı. Osmanlı tarihine en çok harp gemisi siparişi veren sultan olarak geçti. Özellikle Hamidiye Kruvazörü'nün Balkan Savaşları esnasında Ege Denizi'nde Yunanlara karşı verdiği başarılı mücadele dillere destan oldu. 93 Harbi'nden sonra Yeşilköy'de yürütülen müzakerelerde Grand Duke Nikola'nın Karadeniz'deki Türk donanmasının teslimini istemesi üzerine Padişah Abdülhamid'in fermanı şöyledir. Donanmayı Hümayun'un elden çıkarılmasına katiyen rey ve rızam yoktur. Her türlü fedakarlığı eder fakat donanma maddesini esasından reddederim. İcabında donanmayı kaybetmemek için canımı fedaya hazırım. Her alanda olduğu gibi askeri teknolojiler konusunda da yeniliklere açık olan Sultan Abdülhamid Han, İngilizler ve İsveçlilere projesini kabul ettiremeyen mühendis Mr. Garrett'ı İstanbul'a getirdi.
Abdülhamit ve Abdülmecit adında iki adet denizaltıyı Taşkızak Tersanesi'nde üstelik kendi cebinden verdiği paralarla yaptırdı. Bunlar dünyanın torpido atabilen ilk denizaltılarıydı. Sultan Abdülhamit Han, ulaştırma projelerinin, kalkınmanın yolu, medeniyetin anahtarı ve refaha açılan kapı olduğuna inanıyordu. Demir yolları Anadolu'da ikinci Abdülhamit'ten önce başlamış bir projeydi. Ancak ikinci Abdülhamit zamanında bu bir şekilde bu projeler daha hız kazanacaktır. Ancak sadece demir yolu mantığıyla hareket etmek, bir demir yolu inşa etme mantığıyla ikinci Abdülhamit hareket etmiyor. Aynı zamanda bu demir yollarının da o günkü uluslararası siyasetin içerisinde bir takım dengelerin içerisinde yer almasını istiyordu. İkinci Abdülhamit İngilizlere karşı ciddi kuşkusu olduğu ve onlara güvenmediği için böyle bir projenin onlarla değil Almanlarla yapılması yönünde bir takım arzuları vardı ve nitekim Alman İmparatoru Wilhelm'in her iki ziyaretinin de bir sonucu olarak, aslında birinci ziyaretinin bir sonucu olarak bu proje hayata geçirilmiştir. Bağdat Demiryolu imtiyazının Almanlara verilmiş olması, dünya siyasetinde büyük bir tartışmayı ve rekabeti de beraberinde getirdi. Bu olay, Sultan Abdülhamit'in diplomatik ve ticari zekasını gösteren başlı başına büyük bir hadise oldu. Bu dönemde büyük ölçüde gerçekleşen projelerden biri de Hicaz Demiryolu'dur. Bu demiryolunun inşaatına Sultan Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 25. yıl dönümü olan 1 Eylül 1900'de Şam'dan başlandı. Hayfa şubesiyle birlikte 1464 kilometreyi bulan Hicaz Demiryolu, saltanatının 33. yıl dönümü olan 1 Eylül 1908'de bizzat Sultan tarafından işletmeye açıldı. İkinci Abdülhamit bu demir yolunun özellikle Hicaz sınırlarından itibaren tamamen Müslüman mühendisler tarafından yapılmasına büyük özen göstermiştir. Ve bir noktada aslında bizim daha sonraki gelişmemizin mühendislik, özellikle demir yolu mühendisliğimizin de temelini atmıştır bu vesileyle. Asya ile Avrupa kıtalarının geçiş noktası İstanbul için ayrıca köprü projeleri de hazırlanmıştı. İstanbul Boğazı'nın Sarayburnu-Üsküdar ve Rumeli-Hisarı-Kandilli arasında olmak üzere iki köprüyle bağlanması düşünüldü. Fransız inşaat mühendisi Ferdinand Arnodin'e 1900 yılında çizdirilen projede köprülerin Eyfel Kulesi'nin yapıldığı çelik teknolojisiyle yapılması hedefleniyordu. Denizden yüksekliği 50 metre olan köprünün altından asılacak teleferikle vagonların taşınması hedefleniyordu. Çağının çok ötesinde bir fikir olarak Anadolu ve Rumeli yakasını birbirine bağlayacak denizin içinden tüp geçit yapmak için çalışmalar yapılmış, bu proje için Amerikalı mühendis Frederick Strom görevlendirilmişti. Projeye göre tünel Sarayburnu'ndan Salacak'a bağlanıyordu. 16 sütun üzerinde inşa edilecek tünelde bir tren işleyecekti. Oldukça ilerleme kaydedilmesine rağmen 1909 yılında Sultan Abdülhamit'in hal edilmesiyle bu projede rafa kaldırıldı. Ancak onu her zaman kalplerinde yaşatanlar ondan yaklaşık bir asır sonra projelerinin birçoğunu hayata geçirdiler. Ulaşım ve haberleşmeyi devlet-i aliyenin önemli bir ihtiyacı olarak gören Sultan Abdülhamit döneminde posta telgraf teşkilatını geliştirmek için aynı isimle bakanlık oluşturuldu. 1901'de şehir postaları kurulmuş, postaların yerine daha hızlı ulaşabilmesi için demir yollarını işleten, o zamanki adıyla Şark Şimendiferleri şirketiyle özel bir anlaşma yapılmıştı. Sultan Abdülhamit Han'ın özel önem verdiği alanların başında tıp, sağlık ve sosyal yardım konuları gelmişti. Milletinin sağlığını koruyup kollamak amacıyla başta hekim ve eczacıların yetiştirilmesine ehemmiyet verdiği, bu alanlarda keşif ve gelişmeleri yakından takip ederek modern kurumların hızlı bir şekilde hizmete sokulmasını sağladı.
93 Harbi'nde bugünün Kızılay'ı olan Mecruhini Askeriye İhane Cemiyeti Osmaniyesi'ni kurdu. Sultan Abdülhamit Han'ın sağlık adına attığı en önemli adımlardan biri de Hamidiye Etfal Hastanesi'ni yaptırması olmuştur. Sultanın emriyle yapılan Etfal Hastanesi 5 Haziran 1899 tarihinde hizmete açıldı. Çocukları hastalıklardan koruyan, hastalananları tedavi eden ve en ileri tıp araştırmalarını yapan bir hastane olarak günümüze kadar gelmiştir. ...25 Mart 1888 tarihli fermanıyla Ok Meydanı'ndaki Darülaceze'nin temeli atıldı. İnşasına 1892 yılında başlanan bu hayır müessesesinin açılışı 31 Ocak 1896'dır. Sultan Abdülhamit Han, içine sinagog, kilise ve cami inşa ettirerek bütün dünyaya büyük bir hoşgörü ve merhamet sembolü kazandırdı. Her din ve ırktan insanı bağrına basan Darülaceze'nin bu bakımdan dünyada bir başka örneği yoktu. Ziraat Bankası'nı yeniden yapılandırarak köylüleri tefecilerden kurtaran Sultan Abdülhamit, 1882'de İstanbul Ticaret Odası'nın kurulmasına da öncülük etti. İstanbul Cibali'deki tütün fabrikası, Kireçburnu'ndaki çimento fabrikası, Yedikule'deki iplik ve pamuk fabrikasıyla gazhane, bugünün şişe cam işletmeleri olan Çubuklu'daki cam fabrikası o dönemde hizmete başladı. Israrla yerli kumaş giyen sultan, Hereke bez fabrikası ve feshaneyi kurmuştur. Yıldız Çini fabrikası, Beykoz ve Kağıthane kağıt fabrikaları da Sultan Abdülhamit'in eserleridir. Ülkemize elektrik ve hava gazı yine Sultan Abdülhamit döneminde getirilmiştir. 1902 yılında Tarsus yakınlarında kurulan küçük çaplı bir hidroelektrik santralinin dışında Silahdara Santrali, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk enerji tesisiydi. Sultan, Hadimül Haremeyn ünvanına sahip olmasının bir gereği olarak Mekke ile Medine merkezli Hicaz'da çok önemli hizmetler yaptırmıştır. Kendi adıyla meşhur Hamidiye suyunu Cidde'ye götürerek Mekke ve çevresindeki su şebekeleri ve su kaynaklarının artırılma çalışmalarını bizzat takip etti. Kendi kesesinden ödenek ayırarak Mekke, Medine ve Taif'te bulunan bütün kutsal mekanlarla mezarlıkların onarım ve bakımlarını yaptırdı. İkinci Abdülhamit, özellikle 1800'lerin son çeyreğinde tüm dünyada gündeme gelen ve stratejik bir maden olduğu kabul edilen petrol için büyük çaba harcamıştı. 19. yüzyılın son çeyreğinde bu petrol meselesi gündeme geldikten sonra 2. Abdülhamit'te 1890'lardan sonra özellikle petrol bölgelerini Hazine-i Hasse'ye bağlı olarak kurduğu bir şirkete imtiyazını vermek suretiyle buraların bir şekilde el değiştirmesinin önünü almış oldu. Sultan Abdülhamit Han, amcası Sultan Abdülaziz'i örnek alarak diplomasi alanında çığır açmıştı. Nitekim sürdürdüğü başarılı tarafsızlık politikasıyla Osmanlı Devleti'ne yıpranan itibarını geri kazandırmıştı. Abdülhamit dış politikayı belirlerken devletin içinde bulunduğu askeri, siyasi, iktisadi, eğitim vesaire fonksiyonların, mevcudiyetlerin gerçekçiliğini göz önüne almıştır. Ayrıca diğer devletlerin izlemiş olduğu politikaları yakından takip ederek ona göre biraz değişken, şartlara uygun dış politika unsurlarıyla hareket etmiştir denebilir. Sultan Abdülhamit, çok sayıda elçi ve alimi dünyanın farklı yerlerine göndererek bütün Müslümanlarla irtibat kurdu. Onları Avrupa devletlerinin sömürmesine karşı uyandırmaya çalıştı. Böylece Batı'nın İslam dünyasına saldırılarına karşı güçlü bir karşı hamle gerçekleştirdi. Bu görevliler sayesinde bütün Müslüman coğrafyasından bilgi alabiliyor, politikalar geliştirebiliyor, yardımlar gönderebiliyordu. İslam ümmetinin birlik ve kardeşlik duygusunu geliştirmesi, bir ümmet şuurunun oluşması için yaptığı hamlelerin etkisi bugün bile görülmektedir.
Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seyahati bir dostluk örneği olarak tarihe kaydedildi. 1889 yılında İstanbul'dan Japonya'ya doğru yola çıkan geminin vazifesi Japon İmparatoruna özel bir nişanı götürmekti. Bu geminin en büyük vazifesi bilindiği gibi Japonya'ya gidip orada bir diplomatik anlaşmalar yapmaları, ticari ve askeri olarak. Ama başka bir yönleri de vardı bu geminin yola çıkmasında. Bilindiği gibi o zamanlar İngilizler Osmanlı İmparatorluğu içinde ayaklanma programlarına çok çalışıyorlardı Mısır'da ve Sudan'da. Buna bağlı olarak Abdülhamid de bir halifenin gemisi olarak Ertuğrul Fırkateyni'nin yola çıkmasını garantiledi. Yalnız geminin yola çıkmasından itibaren birçok hadiseler meydana çıkmaya başladı. Süveyş kanalından geminin geçmesine mani olmak üzere İngilizler pilotları vasıtasıyla, Süveyş kanalına geçen pilotlar vasıtasıyla gemiye büyük hasar yaptırdılar. 2 ay tamirde bekledi gemi yola çıkabilmek için. Tamirden sonra yola çıkıp oradan Bombay ulaştıklarında 500,000 Müslüman Bombay limanında gemiyi karşıladılar. Bu karşılanma İngilizleri çok rahatsız etti. Böyle bir karşılanma hiç beklenmiyordu. Halifenin gemisine gösterecek bu alaka çok şaşırtmıştı İngilizleri. Ve geminin arkasına 2 tane İngiliz gemisini takarak takibine karar verildi. Ve gemi yolda birçok rahatsızlıklara karşılaştı. Gemi su almaya başladı. Büyük dertlerle zor bela Singapur'a kadar gemi gidebildi. Ve orada büyük bir tamire tekrar girdi. Bunların devamı olarak gemi en sonunda birçok limanlara uğradıktan sonra Hanoi, Hong Kong, Fuzhou, Çin limanlara uğradıktan sonra Japonya'ya ulaştı. Ertuğrul Fırkateyni Japon İmparatoru tarafından görkemli bir törenle karşılandı. 3 ay boyunca Japonya'da kaldı. 15 Eylül 1890 tarihinde dönüş için yola çıktıktan bir gün sonra Kushimoto açıklarında fırtınaya yakalandı ve kayalara çarparak parçalandı. Gemideki 540 kişilik mürettebattan sadece 69 kişi yaralı olarak sahile ulaşabildi, geri kalan mürettebat şehit oldu. Çağının tüm gelişmelerini yakından takip eden Abdülhamid Han, devlet adamlığının yanı sıra iyi bir hattat ve marangozdu. Sultan Abdülhamid'in yoğun devlet işleri arasında zihnini dinlendirmek için bir takım hobileri olduğunu biliyoruz. Bunlardan en çok bilineni marangozluğu. Kendisinin Yıldız Sarayı'nda bir marangoz atölyesi olduğunu ve orada uzun saatler bu işle uğraştığını ve zihnini böyle dinlendirdiğini görüyoruz. Bu işi yaparken de gerçekten sanat eseri diyebileceğimiz işler ortaya çıkardığını, ustalık derecesinde işler ortaya çıkardığını söylememiz gerekiyor. Bugün bu Sultan Abdülhamid'in elinden çıkan marangozluk işlerini gerek Maslak Kasrı'nda gerek Yıldız Sarayı'nda görmek mümkündür. Abdülhamid'in ülkeyi yönettiği Yıldız Sarayı, onun devrinde sanatın ve edebiyatın da merkeziydi. Sanatın her dalı burada temsil edilir ve bizzat sultan tarafından desteklenirdi. Yıldız Sarayı'nda tiyatro kuracaktır. Tiyatro açacaktır, Yıldız Tiyatrosu. Sadece Abdülhamid'in sanatla ilgilenmesi tiyatro bazında, musiki bazında olmayacaktır. Başka onun hobileri de vardır. Mesela bir zamanlar içinde bulunduğumuz bu Yıldız Sarayı'nda güzel bir hayvanat bahçesi vardı. Her türden hayvanlar bulunmaktaydı burada. Güzel bir silah koleksiyonu vardı. Bugün kütüphane olarak kullanıyoruz orayı, silahhane. Güzel bir müze vardı. Çok eski eserler, çok kadim eserler bu müzede yer almaktaydı. Yine burada çok harika bir kütüphane vardı. O yağmalanan, mahvedilen kütüphane vardı. Ve bu kütüphanede de onlarca yazma eser, Arapça, Farsça, Yunanca vesaire eserler vardı.
Ailesine çok düşkün olan Sultan Abdülhamid, tahta çıktıktan sonra Ertuğrul Gazi'nin annesi olan Hayme Ana'nın kabrinin bulunmasını ve üzerine bir türbe yapılmasını arzu etmişti. Bu hususta ulemadan bir ekip kurdurarak araştırma ve inceleme yapılmasını istemişti. Doman için Çarşamba köyünde yaşayan bir köylünün dedesinden kalma ceylan derisi üzerine yazma bir levhayı ulemaya göstermesi üzerine yapılan araştırma sonucunda kabrin yeri tespit edilerek türbe Abdülhamid'in fermanıyla inşa edilmiştir. Son derece yoğun, yorgun ve çileli bir ömürden sonra Abdülhamid Han 76 yaşında 10 Şubat 1918'de rahmeti rahmana kavuştu. Annesi Tiri Müjgan'ın vefat ettiği Beylerbeyi Sarayı onun da son nefesini verdiği mekan olacaktı. Türkiye tarihinin en büyük cenaze törenlerinden biri Sultan Abdülhamid Han için yapılmıştı. Sağlığında ona karşı çıkanlar ve muhalefet edenler bile onun gidişine üzülmüşler, gözyaşı dökmüşlerdi. Kendisine karşı en çirkin ve şiddetli muhalefeti gösterenler dahi zamanla ve arkasından sökün etmiş olan faciaların ikazıyla uyanarak pişmanlık hislerini ifade etmişlerdi. Bunlardan biri olan filozof Rıza Tevfik'in de kulaktan kulağa yayılıp meşhur olmuş bulunan şiiri özür mahiyetinde tarihe düşülmüş bir nottur. Tarihler adını andığı zaman sana hak verecek hey koca sultan, bizlik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Sultan II. Abdülhamid Han vefat ettiği zaman bütün mağdur ve mazlum milletler yas tutmuştu. Dostu düşmanı, herkes onu son yolculuğuna uğurlamak için cenazesine koştu. Adeta bütün İstanbul halkı görülmemiş mahşeri bir kalabalık halinde onu divan yolundaki dedesi II. Mahmud'un türbesine doğru bizi bırakıp nereye gidiyorsun ulu Hakan şeklindeki ağıtlar ve dualarla uğurluyordu.